Evet, şu anda merakla beklenen Note 9 elimizde. Note 9'a bakıyoruz. 6.4 inçlik devasa bir ekranımız var. Yine sonsuz ekran. Diğer Note ailesinde olduğu gibi son 2-3 yıldır kullanılan tüm Samsung telefonlarında karşımıza çıkan tasarım anlayışı var. Yeni Note'un en önemli özelliklerinden bir tanesi Bluetooth destekli bir kaleme sahip olması. Diyeceksiniz ki peki hemen akla şu geliyor muhtemelen. Bu Bluetooth nereden şarj oluyor? İçinde bir pil var. Evet, içinde bir pil var. Enerji için mutlaka bir pil gerekiyor Bluetooth'a. Bu kalemi yuvasına taktığınız zaman otomatik olarak şarj oluyor. Şuradaki şöyle alttaki yuvayı göstereyim. Bu yuvaya taktığımız zaman kalemimiz de otomatik olarak şarj oluyor. Hemen şöyle göstereyim şuradaki yuvasından. Telefonla ilgili önemli bir tasarım olarak baktığımızda aslında Note 8'e göre çok aşırı büyük değil. Ekran biraz daha verimli kullanılmış açık söylemek gerekirse. Ve çok, yani Note 8 modeli az önce bir arkadaşta vardı. Note 8'e göre çok aşırı büyük değil, onu söyleyeyim. Arka yüzde çift kamera var yine Note 8'de olduğu gibi. Parmak izi okuma fonksiyonu yine arka tarafa konumlandırılmış. Samsung bu ön tarafta pek istemiyor parmak izi okuma olayını. Tek elle kullanılabiliyor mu? Vallahi biraz zor. Yani diğer Note modellerinde de benzer bir durum vardı. Bunda da aynı şekilde. Tek elle kullanmak pek o kadar kolay değil. Telefonla ilgili önemli konulardan bir tanesi ise telefonla beraber Fortnite de geliyor. İlk defa bu telefonla beraber geliyor. Bu bugüne kadar Fortnite bilenler bilir muhtemelen. Fortnite Android sürümü yoktu ve bu modelle beraber Android'e geliyor. Yakında da diğer Android telefonlarda geleceğini söyleyebiliriz. Çünkü bu exclusive anlaşma başlamış ama devamında muhtemelen herkese gelecektir, onu söyleyelim. Telefon şık olmuş. Note 8'e fazlasıyla benziyor. Hatta bu konuda bazı eleştiriler de vardı. Hatta bazı iddialar da vardı. Note ailesinin son ürünü Note 9 olacak. Bundan sonra Note ailesi olmayacak. Çünkü S9 Plus da çok karıştırılıyor. O tarafa doğru bir beklenti oluyor. Hani kalemle S9 Plus gibi düşünülüyordu. Belki bir ihtimal S10'la beraber aslında Note ailesi de tarih olabilir. Çünkü ekranlar hemen hemen aynı. Özellikler hemen hemen aynı. Yeni bir telefon olması belki de bir beklentiye o yönde iletecektir. Türkiye fiyatına gelecek olsak iki farklı modeli var telefonun. 128 GB ve 512 GB. 128 GB'ın 6 GB RAM'i varken 512 GB'ın 8 GB RAM'i var. 128 GB olan model 6.499 TL'den geliyor ki zaten sabah saatlerinde MediaMarkt sitesinde bu fiyat ortaya çıkmıştı. 512 GB'lık olan model ise 7.499 TL gibi bir fiyattan gelecek. Dolar kurları vesaire düşünüldüğünde aslında kısmen makul diyebileceğimiz bir fiyat ama tabii Türk tüketicisinin cebini zorlayacak bir ürün olduğunu söyleyebilirim. Bunun dışında ürünü ön sipariş verenlere ise Iconix isimli Samsung'un kablosuz kulaklığı hediye ediliyor. Ama sadece ön siparişte geçerli olacak bu. Normal siparişte 7 Eylül'den itibaren satışa sunulacak. Normal siparişte bu hediye olmayacak. Onu belirtmiş olalım. Kamera tarafına bakacak olursak telefonun gerçekten başarılı bir kamerası var. Note 8'de zaten çok başarılı bir kamera vardı. Ama bu şeyde iyice geliştirilmiş. Intelligent kamera adını vermiş buna Samsung. Yani yapay zeka destekli diyebiliriz aslında. Daha Türkçesini söylememiz gerekirse. Yine diğer modellerde gördüğümüz, ben S9'u kullanmıştım. S9'da bulunan işte panorama, profesyonel, canlı odak, evet otomatik, ultra ağır çekim modları vesaire var. AR emojiler bir parça daha geliştirilmiş. Yine muhtemelen yeni emojiler eklenmiş olabilir. Bir bakalım AR emojiler nasıl olmuş. Tabii ön kameraya geçelim. Şu anda ön kameraya geçtik. Şöyle yapalım. AR emojiye geçtik. Emojimi oluşturayım. Evet, şimdi erkek olduğumuzu belirteceğiz. Sonraki diyoruz. Tabii gözlüğü çıkarmadık ama şimdi acelemiz vardı biraz. Gözlüğü çıkarmadan yaptık. Bakalım nasıl bir sonuç olacak. Fena olmadı. Bu kadar saçımız yok ama fena olmadı. Daha önce ben S9'da denemiştim bu özelliği. Yine buna benzer bir şey veriyordu.
Kamera fena değil. Kamera yani zaten Samsung'un kameralarını ben her zaman beğeniyorum. Güzel, gerçekten kaliteli kamera var. Dual piksel özelliği bulunuyor. Bunun dışında önemli bir yenilik ise Bluetooth özelliği var dedik S Pen'de ama telefonun rengine göre kalemin rengi de değişiyor. Bakın bu mesela lacivert modelimiz, yani okyanus mavisi diye geçen modelimiz. Bunda sarı renkli bir kalem bulunuyor. Görüyorsunuz. Ama siyah renkli olan, gece siyahı denilen bir model var hemen yan tarafta. Şimdi onu da bakıyorum. Bir sürü de parmak izi var burada. Onun ise üzerinde gördüğümüz siyah. Şu anki kalemi görüyorsunuz. Siyah. S Pen ilk bakışta çok büyük bir fark görünmüyor.